Merhaba, ben Rüştü Hoca. KPSS genel tekrarın ikinci kısmındayız. İlk videoyu böyle yarıda kestim hocam, çok sıkıcı olmasın diye ikinci bölüme de bu kısmı attım. Evet, sözcük türlerindeyiz. Sözcük türü deyince bakın, bir sözcüğün türü sorulduğunda neye bakacaksınız? İsim mi? Eyvallah. Sıfat mı? Haydi buralar önemli. Zamir mi? Haydi hocam güzel yazmaya çalış Allah aşkına. Zarf mı? Haydi dikkat. Edat mı? Bağlaç mı? Yoksa ünlem mi diye bakacaksınız. Ya hocam Allah aşkına. Şimdi hatta eğilimi de dur. Onu da katalım, tam olsun, eksiksiz olsun. Şimdi hocam 8-10 tane başlık var. Sınavda adam sözcüğün türünü sorduğu zaman ben hepsine nasıl bakacağım Allah'ını seversen? Şöyle bakacaksın. Sınavda bir sözcüğün türü sorulduğunda %90 hocam sıfat, zamir ve zarf üçlüsü etrafında gidip gelmen gerekecek. Neden hocam? İsim tamlamalar olarak ayrı bir soru geliyor isimden, değil mi? Eylem. Eylem eylemsiyle soruluyor. %100 eylemsiz sorumuz var zaten. Eylemsiyle soruluyor. Çatıyla geliyor, ne bileyim yapıyla geliyor, kiple geliyor. Yani geliyor da geliyor. Bunlar ayrı sorular olarak geliyorlar. Edat bağlaçından biraz daha ölü konular. Sorulmaz değil ama biraz daha ölü. Doğal olarak şu üçlüyü genelde tür sorularında istiyorlar, haberiniz olsun. Yani ortalama 2-3 civarı soru gelecek sözcük türlerinden. Aman dikkat. Peki. Hemen başlayalım. Bizden ne istiyor bu uygulama? Güzel bir uygulama sizi bekliyor. Haydi başlıyoruz. Ne diyor? Cümlelerdeki sözcükleri sözcük türleri bakımından inceleyiniz. Bakalım. Bu konunun derken. Bu sıfattır değil mi? İşaret sıfatı. Konunun isim. Tamam hocam. Eyvallah. Sıkıntı yok. En zor yerinin diyor. Dikkat. En kelimesi burada derecelendirme zarfıdır. Zor sıfattır. Yer isimdir. Burası derken bu bir zamirdir değil mi? İşaret zamiri. Olduğunu, bu bir eylemsidir, dıklık almış, söyledi eylem. Sıcak gülümseme diyor. Gülümseme artık isimleşmiş. Doğal olarak sıcak sıfat, gülümseme isim. Haberi ifadesi isim. Duyunca, ınca, ince, zarf fiil var, eylemsi. Soğuk bir haykırışa, soğuk sıfat, bir sıfat haykırışa. İsim dönüştü. Eylem. Hocam yok böyle bir uygulama. Vallahi bunu hiç yapmadık daha önce. Yani bu çok detaylı bir inceleme. Sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, ne varsa konuşmaya çalışacağız. Heyecanla yaklaştı. Nasıl yaklaştı? Heyecanla. Zarf yaklaştı. Eylem ve bağlaç. Sözlerini isim. Onlara zamir. Duyurmak isim. İstedi. Tabii ki eylem. Aman dikkat. Duyurmak kelimesini eylemsel olarak da adlandırabiliriz. Ben isim fiillere isim deyip geçiyorum, olur mu? Yani normalde burada makmek var. Yani isim fiil eki var. Eylemsi denilebilir buna. Sıkıntı yaratmaz. Tamam. O da cebinizde kalsın. Devam lütfen. Ailesiyle geldi ama kimseyi bulamadı. Ailesi ile derken ailesi burada nedir arkadaşlar? Çok net bir isimdir. Buradaki ile biliyorsunuz artık bağlaçtır. Aman dikkat, geldi eylem ama yine bağlaç. Kimseyi belgisiz zamir bulamadı eylem. Suskundu isim değil mi? Aslında ek eylem almış, ek fiil almış. Ne olmuş? Yüklem olmuş. Bu bir isim tek başına. Bazı zamanlar bazı sıfat, belgisiz sıfat. Uyuyorsun bak, uyan. Zamanlar isim. Bu halde bu sıfat, halde isim. Dolaşmayı bunu da isim olarak kabul edebiliriz. Dediğim gibi isim fiil eki var nihayetinde. Çok severdi, çok zarf. Severdi eylem. Boş günlerinde boş sıfat. Günlerinde isim. Evde isim. Oturmak isim. Onun zamir, kişi zamiri, hiç sevmediği, hiç zarf, sevmediği sıfat fiil, bu bir eylemsi. Bir sıfat, eylemdi, isim değil mi? Aman dikkat, eylem idi, ek eylem almış, isim olmuş. Spor için spor, net bir isim. İçin edat, geldi, sıfat fiil eki almış, eylemsi. Bu sıfat, salondan isim, sessizce ayrıldı, sessizce zarf değil mi? Nasıl ayrıldı? Ayrıldı eylem, söylendi eylem, hiçbirini zamir değil mi? Belgisiz zamir, dinlemeden, nasıl dinlemeden zarf çıktı eylem. Şu an gördüğünüz uygulama, görüp görebileceğiniz en zor, en detaylı uygulama. Neden zor hocam? Ya şimdi sözcükleri tek tek atıyorum, en sözcüğünü, bütün bir cümleyi düşünerek irdeliyorsunuz. Yoksa ben en güzel deyip buna zarf, sıfat bilmem ne der geçerdim. Ya da işte zor yer, zor sıfat demem size çok bir şey katmaz. Cümle içerisinde bunların türlerini belirlemek gerçekten zordur ve size çok şey katar. Buradan en azından şu incelediğimiz 100-150 kelimenin en azından 3'ü 5'i net olarak aklınızda kaldıysa bence sözcük türlerinden soru falan kaçmaz. Neyi çalışalım hocam? İyi güzel anlattın da ne yapalım biz? Bence bugün itibariyle biraz sıfat, biraz zamir, hatta biraz zamir, zarf,
Şimdi bu üçlüyü biraz tekrar etmenizde fayda var. Eylem zaten kendi başına ayrı bir dünya. Eylemden eylemsiye çalışın. Bakın eylemsinin sınavda gelme ihtimali çok yüksek. Eylemsi tek başına sorulabilir, sorulacaktır. Ona zaten çalışacaksın. Eylemde çatı ölü konudur. Çok aman aman çalışmaya gerek yok. Eylemde kip ölü konudur. Eylemler içerisinde yapı çok önemlidir. Eylemde yapıya bakmanızda büyük fayda var. Ama tekrar ediyorum, bu video sonrasında sıfat zamir zarf üçlüsüne biraz bakmanızda büyük fayda görüyoruz. Yazım kuralları, haydi bismillah hocam. Yazım kurallarından da yine böyle bir sayfalık güzel bir uygulama hazırladım sizler için. Birçok konuyu tekrar edeceğimiz canavar bir uygulama olacak. Bakalım hangi örnekleri toplamışım, hangi kurallara dikkat çekmişim. Haydi başlıyoruz. Ne demişiz? Cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulunuz. Güzel. Haydi hocam. Tabii ki sıra öncelikle sizde. Ekranı durduruyorsunuz. Örneklere şöyle bir bakıyorsunuz. Adam akıllı. Sonra da benle beraber bakalım kaçta kaç yapıyorsunuz. Ankara'nın en kuytu köşelerindeki bu manzaraları yakalamak için uzun bir seyahat yapmalı ve tam 15'te evde olmalıyız. Cümleyi bir okuduk. Çünkü kulaklara da hitap etmemiz gerekecek değil mi? Ankara'nın kelimesinde kesme işaretini kullanımı doğru. Ayrılmış nınneneki. En kuytu köşelerindeki. Ha buradaki ayrı yazılmış. Burada bir yazım yanlışımız var. Çünkü köşelerindeki manzaralar. Yani bu bir sıfat yapan ki'dir. Bitişik yazılmalıdır. Bir numaralı yazım yanlışımız burada. Yakalamak için uzun bir seyahat. Seyahat değil, seyahat olacak. Yani bu kelimenin doğru yazımı... İki A'lı değil mi? E, A, A ünlüler olarak. Seyahat ben de yazabilirsem inşallah. Evet seyahat. Süpersin. Böyle çaprazdan yazınca ister istemez kötü yazdım. 15'de. Bu ne be? Bu ne Allah'ını seversen? Neyin peşindesin? 15'de ne demek? Söylenmiyor bile zaten. 15'in bakın 5'i nasıl bitmiş? Şeyle bitmiş. 5'te olmalı değil mi Allah aşkına? Yani yap burada benzeşmeyi artık. Geç. Onun stili aslında bir şeyleri arz etmenin ötesinde tamamen yok olanları belirtmek. Stili kelimesi, haydi kulaklara hitap edelim biraz. Stilinde si kelimesine iyi koymuş olmaz. Stil böyle yazılmaz. İlk hecede ne olur hocam? İyi kullanmazsın. Daha doğrusu tek heceli bir kelime bu ama ilk iki harf arasında diyelim. İ harfi olmayacak. Stil şeklinde yazılacak. Hocam bunu nereden bulabiliriz böyle kelimeleri? Türk Dil Kurumu'nun sitesinde arkadaşlar alıntı sözcüklerin yazımı var. Ki ben de zaten kanalda fazlasıyla yer verdim bu sözcüklere. Bakmanızda fayda var bu sözcüklere. Arz etmenin, arz etmek ayrı yazılır. Neden hocam? Çünkü etmek olmak, kılmak, eylemek, yardımcı eylemleri, ses olayı varsa hatta bu ses olayları ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi ise bitişik yazılır. Değilse ayrı yazılır, ayrı olmalıydı. Burada bir yanlışı var, bu ikinci yanlışımız. Tamamen yok olanları belirtmek burada bir sıkıntı yok. Ana dili İngilizce olunca ana dili bitişik yazılmış, ayrı yazılacak. Türkçenin derken bak bu çok önemlidir. Buna yıldız üstüne yıldız atsan yetmez hocam. Türk kelimesi çağçe yapım eki almış. Yapım eki varsa sözcükte aman dikkat. Hiçbir eki kesmeyle ayıramazsınız. Aman dikkat uyuma burası önemli. Doğal olarak nın ayrılmamalıydı. Kesmesiz yazacaktık onu. Birçok kuralını, birçok kelimesi ayrı yazılmış. Aman dikkat bunu bitişik yaz. Üçüncü hata oldu bu cümlede. Kuralını öğrenmede zorluk çekiyor idi. Çekiyor idiyi böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam buna lütfen takılmayın. Ek eylemler ayrı yazılabilir. Mesela güzel idi diye yazabilirsiniz. Yazım yanlışı değildir. Yani burada ana dili, Türkçenin ve birçok tam 3 tane yazım yanlışımız var. Alt yazılı bir film seçmişti. Alt yazı bitişik yazılmış, ayrı yazılmalı. Birinci yanlış geldi, seçmişti ama kimsenin dile hakimiyeti yoktu. Hakimiyet kelimesinin A'sında şapka olacak. Düzeltme, inceltme, yumuşatma, uzatma, düzeltme. Her şeyi diyoruz buna. 40 türlü ismi var bunun. Ama şapka diyelim haydi basit olsun. İkinci yazım yanlışımız da bu. Hocam şapka kalkmadı mı? Kalkmadı hocam. 100 yıldır kullanıyoruz için rahat olsun. Hiçbir zaman kalkmadı. Ha, sen ben kullanmıyoruz o ayrı. Ben de maalesef şapkası yazıyorum sen de. O yüzden buna vurgu yaptığım zaman hocam bu yazım yanlışı mı diyorsunuz. Tabii ki yazım yanlışı. Mesela kağıdı böyle yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Kağıt kelimesinin ilk A'sında ki... Kağıt demek var, kağıt demek var değil mi? Orada bir şapka var. Kullanılmaması yazım yanlışıdır. Uyuma hocam. Onunla olağan dışı, iç, dış, sıra bunlar ayrı yazılır biliyorsunuz. Bir, tüm görüntülerin peşine düştük. Düştük ne be? Düştük olacak ikinci yazım yanlışımız. Ve aklı sıra, iç, dış, sıra ayrı yazılacak demiştim. Üçüncü yanlış. Aklı sırayı bitişik yazmışız. Aman dikkat arkadaşlar. Birilerini bir şeylere inandırmaya çalıştık. Güzel. Kadir bilmez biri. Kadir bilmez. Ayrı yazılmaz. Bitişik olacak. Bir. Biri olsa da onun çıt kırıldım oluşu. Çıt kırıldım. Bitişik yazılacak. İki. Oluşu karınca ezmez kişiliğini gösteriyordu. Karınca ezmez. Bitişik yazılır. Çok güzel. Bir, iki. İki tane yanlışımız var.
Akşamüstü. Altı üstü kelimeleri uyuma lütfen. Soyut bir şey ifade ediyorsa bitişik yazılır. Akşamın üstü altı olur mu ya? Olmaz. Burada bir yazım yanlışı var. Eyvallah. Baş hekimin baş sözcüğü sıfat tamlaması kurarsa bitişik yazılır ki burada kurmuş tabii ki. E ne yapacağız? Bitişik olacaktı baş hekim. İkinci yanlışımız. İlaçları getirir öğretmen evinde kalırdı diyor. Öğretmen evinde, öğretmen evi, ordu evi, polis evi, evi kelimesi bitişik yazılacaktı. Bu da üçüncü yanlışımız. Çok iyi. Burada dünyanın kuralını tekrar ettik. İçiniz rahat olsun ama yine de tekrar ediyorum. Kanalımdaki arkadaşlar yazım kuralları ile ilgili uygulama videolarını, tekrar videolarını, işte Rüştü Hoca'dan 100 sözcük, işte şu sözcüklere dikkat gibi bazı başlıklar altında onlarca kuraldan bahsettim. Bir iki defa izlemenizde fayda var diyoruz. Evet, geldik noktalama işaretlerine. Noktalama işaretleri de yine altın konulardandır. Haydi dikkat hocam. Neyi bilmelisin? Noktalı virgüle çalışacaksın. İki nokta ve biraz da virgül bileceksin. Ondan sonra yatacaksın hocam. Bu başlıklar bütün noktalama işaretleri sorularını yapmanız için yeterli artar bile. Evet, son sayfaya doğru gelmişiz. Harika, güzel bir tekrar oluyor. Bakalım noktalama işaretlerini koyun diyor uygun noktalama işaretleri. Ardında kalanları bu arada. Kaç örnek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bir zahmet 6'da 4'ü falan, evet 6'da 4'ü görmelisin hocam. 4'ü geçersen, tam anlamıyla doğru yaparsan noktalamaya hazırsın. 4 üzerine çok çıkamıyorsan, 1-2 örneği adam akıllı doldurmuşsan tekrar etmende fayda var konuyu. Ardında kalanları düşündü. Kimsenin verdiği söz tuttuğu sözden fazla değildi. Şimdi ardında kalanları düşündü bir cümle. Kimsenin verdiği söz tuttuğu sözden fazla değildi. Bu da ikinci cümle. İki cümle var. Ve bu iki cümlenin birinde bakın dikkat, verdiği söz tuttuğu sözden virgül var. İki cümlenin birinde virgül varsa bu cümleleri ancak noktalı virgülle sıralayabilirsiniz. Bir numaralı örnek, aman Allah'ım yıldız üstüne yıldız. Müthiş bir örnek, müthiş bir vurgu. Bu cepte. Devam. Aralarına girdikçe insana huzur veren sokakları, görünce hayret ettirecek çiçekleri, virgül, virgül, sizi evinizde hissettirecek sakinleriyle oldukça güzel bir yerdi ki... Oba, buraya 3 noktayı koy artık, bitmemiş. Bir anda her yeri sel bastı. Nokta, ama ne sel? Oba, buraya ünlemi yapıştır. İnsanlar, virgül, selin gelemeyeceği yerlere tırmandı. Nokta, güzel. Her şey planlandı. Öncelikle, bakın noktayı koymuş, büyük harfle başlamış çünkü. Öncelikle giysiler hazırlanacak. Virgül, gelmeleri beklenecek ve duruma göre yer değişikliği yapılacaktı. Nokta. İster inan, ister inanma. Olay aynen anlattığım gibi oldu. İster inan, ister inanma. Virgül, cümle burada bitmiş. İkinci cümleye nokta, virgülle geçiş yapacağız. Anlattığım gibi oldu. Nokta. Şu bir ve son örneğimizden bir önceki aynı örnek aslında. Şu ikisi aynı şeyi vurgulamış. Çok çok önemlidir. Yani iki virgül arası noktalı virgül olması bir kuraldır biliyorsunuz. Noktalı virgül koymak için mutlaka bir yerlerde virgül olması şart. Bak bu kuralı unutma. Eğer bir boşluk gördün ve noktalı virgül mü koyacaksın? Sağına soluna hemen bakıyorsun. Mutlaka virgül olmalı. Virgülün olmadığı yerde noktalı virgül olamaz. Çok önemli bu. Çocuk bana doğru yönelerek sordu. Virgül, iki nokta, tırnağımızı açalım. Ne zaman geleceksin? Soru işareti, tırnağımızı kapatalım. Bu soru karşısında önce durdum, virgül, ardından ne yapacağımı düşündüm diyor. Eyvallah hocam. Çok iyi. Şimdi anlamla ilgili videolardaysa elinizden geldiği kadar KPSS 2020 sekmesini izleyin arkadaşlar. Olur mu? O sekmeyi baştan sona 2-3 defa tekrar edecek zamanınız var. Sınava daha çok var. İçin rahat olsun. Hiç kasma. Boş ver. Bir hafta kaldı, 2 hafta kaldı. Bunları geç. Dediğim gibi KPSS 2020 diye bir sekme var arkadaşlar kanalımda. O sekmeyi baştan sona tekrar etmenizde, sonra da genel tekrarlar videolarını izlemenizde büyük fayda var. O zaman yeni videolarda inşallah görüşmek üzere.